Davanın avukatları da var. Öncelikle onlara dönelim. Şu an dava ilişkin ne söyleyebilirsiniz? Nasıl ilerliyor? Şimdi dava ilişkin şunları söyleyebiliriz. Aslında eksik yürütülen bir soruşturma vardı ortada. Eksik yürütülen bir soruşturma alelacele bitirilmeye çalışılan bir kovuşturmayla devam ediyor. Yani tevsi tahkikat taleplerimiz oldu bizim dün. Sanıkların müdafilerinin de aynı şekilde tevsi tahkikat talepleri oldu. İnanın bu tevsi tahkikat taleplerinin belki %80'i 90'ı bozma sebebi. Yani bu dosya eninde sonunda bozulacak. Bunun bozulmama gibi bir ihtimal yok. Hukuken yok. Yani çünkü buradan bu şekilde verilecek bir kararın hukuka uygun bir karar olma ihtimali yok. Eksik bir şekilde, alelacele bir şekilde dosyanın üstü kapatılmak, karar bir an önce verilerek burada işte önümüzde bir tiyatro sergileniyor bizim. Biz bunları defaatle dile getirdik. İlk savunmalarımızda, ilk beyanlarımızda da dile getirdik. Dünkü beyanlarımızda biz müşteki katılan vekilleri olarak ki beyanlarımızda da yani özellikle şunu söyledik. Bu yargılamadan öyle bir sonuç çıkması lazım ki bir daha hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemesin. Bir daha hiç kimse böyle bir organizasyon kurup bir doçenti, bir akademisyeni, her şeyden önce bir insanı öldürmeye cesaret edemesin. Ancak yani bu şekilde sonuçlandığı zaman maalesef ki bu işin arkasında kimler varsa, hangi güç odakları varsa çok daha fazla cüretkar olacaklar. Çünkü neden? Şu şekilde bakılacak. Yani demek ki biz ne yaparsak yapalım hukuksal olarak herhangi bir şekilde bize bir yaptırımı, bir müeyyidesi olmadığını düşünerekten bu işin ucu dün duruşma salonunda da söyledik. Yalnızca Sinan Ateş'in ailesine veya bizlere veya başkalarına değil, o salonda oturan adının önündeki ünvan her ne olursa olsun herkese dokunacak. Çünkü bugün Sinan Ateş, yarın Onur Altuntaş, öbürsü gün Şeymanur Efendi olarak devam edecek bu iş. O yüzden bizim bu mahkemeden beklentimiz çok fazla bir şey kalmadı. Zaten biz şu anda buraya gelirken son 5 tane sanığın müdafisi kalmıştı. Onlar da savunmalarını yaptıktan sonra büyük ihtimalle yani bugüne yetişmez ama yarın buradan bir karar çıkartmaya çalışacaklar gibime geliyor. Bitirmeye çalışıyorlar gibime geliyor. Bir de şöyle bir durum var. Bazı meslektaşlarımız gerçekten yani ben de avukatım. Hani biz avukatız, hiçbir zaman taraf değiliz, biz vekiliz ama bazı meslektaşlarımız yani akıl sır ermeyecek şekilde sanki yani şunu demeye gelecek iş sonunda. Sinan Ateş adına biz özür dileriz. Yani öldü, bu kadar insanın da başını belaya soktu, sanki hiçbir kimsenin bir suçu günahı yokmuş gibi herkes tamam savunabilirsin ama bazıları gerçekten savunma sınırlarını aşarak aileye karşı yani bağıra bağıra bir savunma yapmanın da bir mantığı ve anlamı olmadığını düşünüyorum. Tamam. Şimdi birazdan Selma Hanım'a soracağım ama öncelikle size şeyi sorayım. Bu Sinan Ateş'in Bahçeli'ye verdiği bir dosyadan bahsediliyor. Bu dosyanın mahkemeye getirilmesini talep ettiniz mi? Yani şimdi şöyle bir durum var. Dosyanın mahkemeye getirilmesini ya buna sıra gelene kadar ettiğimiz o kadar çok fazla talep reddedildi ki zaten dün tefsik tahkikat talepleriyle ilgili husus zaten kapatılmıştı. Yani çok daha basit, çok daha küçük şeylerin yerine getirilmemiş iken böyle bir talebi etmek ve karşılığında zaten yani hani iyice komik bir duruma düşmüş olurduk. O nedenle böyle bir talepte tabii ki bulunmadık. Ama şöyle söyleyeyim size, binlerce sayfa duruşma tutanağı oldu. Eskiden basında herkes konuşuyordu, söylüyordu, ediyordu ama bunlar konuşulup bir şekilde tamam kayıtlara giriyordu ama devletin resmi kayıtlarında yoktu bunlar. Ama şimdi binlerce sayfa duruşma tutanağı var. Bizlerin, ailenin, herkesin söylemiş olduğu onlarca, yüzlerce cümle var. Her şey kayıtlara girdi. Elbet bu kayıtlar bir gün tekrar açılacak. Yani buradan ne karar çıkar, dediğim gibi ne olur ama asıl zaten önemli olan bir dosya daha var. O dosya hakkında daha sonuç yok ortada. Zaten o dosya öyleyken böyle bir karar verilmesi zaten hukuk mantığına ters. Yani ortada bir eylem var. 22 kişi burada yargılanıyor. Bildiğimiz kadarıyla orada 17 kişi daha var. Yani bu mantıksız bir şey. Böyle bir hukuksal süreç olamaz ama oluyor maalesef. Burası Türkiye. Yaşanıyor. Ama dediğim gibi bunların hepsi tutanaklara girdi. Hepimizin beyanları, hepimizin talepleri tutanaklara girdi. Elbet bir gün bu dosya tekrar açılacak. Anladım. Teşekkür ederim. Selma Hanım, bu dosyada Sinan Ateş'in Bahçeli'ye teslim ettiği dosyadan bahsediyorsunuz. Bu dosyanın içinde ne var? Buna ilişkin biliyor musunuz içinde ne olduğunu ya da Söyleyebilir misiniz? Tabii ki de biliyorum ama bunu söylemesi gereken kişi Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. Çünkü dosyanın ona teslim edilmiştir. Bu dosyanın içeriği de kendisinde mevcuttur. Ben yine söylüyorum, kardeşim bizden hiçbir şey gizlemiyordu. Biz dosyanın içeriğini de o odanın içinde neler konuşulduğunda söylüyoruz. Grup toplantısında anneme ya da bana ya da işte buraya gelen parti liderlerine, basın mensuplarına, milletvekillerine hakaret etmek yerine bir şey yapmak istiyorsa eğer dosyayı alsın, gelsin, desin ki dosyanın içinde bunlar vardı. Acaba o dosyanın içinde neler var? Neden sadece bize saldırı niteliğinde konuşmak yerine dosyayla ilgili konuşmuyor? Konuşmak istiyorsa dosyayla ilgili konuşmasını rica ediyorum. Yani peki şöyle bir şey olabilir mi? Dosyanın içeriği Sinan Ateş'in öldürülmesine giden, suikaste giden süreci tetiklemiş olabilir mi böyle bir şey? Sessiz kalan taraf MHP. MHP camiası, yani Milliyetçi Hareket Partisi sessiz kalıyor. Sinan Ateş de Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış bir isim. Aynı partinin kendi vakfında. Demek ki burada bir şey var. Bunu da Devlet Bahçeli'nin kendisi söylemesi gerekiyor. Anladım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. İnan Demirel, az önce yanımızda Selma Ateş vardı ve Sinan Ateş'in avukatı vardı. Kendileri özellikle avukat yarın ya da öbür gün, zaten cuma günü bir karar çıkması bekleniyordu. Ama avukatın verdiği bilgiye göre bu karar daha erken de çıkabilir. Çünkü mahkeme heyeti başta da söylediğimiz gibi süreci çok hızlı şekilde işletiyor. Ve avukat aynı zamanda yine belirtti, 17 kişinin yargılandığı başka bir dosya var. Bu dosyada gizlilik kararı var. Ama bu dosyanın İçinde neler oldu gizli kararından kaynaklı bilinmiyor. Selma Ateş de Bahçeli'ye yönelik, Bahçeli'nin açıklamalarına yönelik cevap verdi. Özellikle Bahçeli'nin önüne konulan kağıtları okuduğunu ve asıl olarak Sinan Ateş'in Bahçeli'ye verdiği dosyada yazılanları konuşması gerektiğini söyledi. Sincan'dan şimdi aktarabileceklerimiz bunlar. Peki. Feyyaz, çok teşekkürler. Feyyaz, Tele1 muhabiri Feyyaz bugün ilk kez canlı yayın yapıyor. Zeynel abi çok başarılıydı ama. Çok iyiydi.